İnşallah Rabbim nasip eder yine Kars'a geliriz. Ama inşallah bir sonraki geldiğimde bu yollar düzgün şekilde olur inşallah. Evet. Düzgün yollarda zevkle yürürüz. Zevkle o güzel binaları seyrederiz. Zevkle Kars Kalesi'ni seyrederiz inşallah. Kars bizim için çok güzel bir yerdi ama Allah razı olsun Eğitim Birsen Derneği vesile oldu. Bizi sizle buluşturdu. Onlardan Allah razı olsun. Güzel hatıralarla dönüyoruz. Ve İstanbul'da bol bol anlatacağız. Ondan emin olabilirsiniz Kars'ı. Aniye harabelerini gezdik. Kars Kalesi'ne çıkamadıksa da uzaktan seyrettik. Ucube'yi de uzaktan seyrettik. Fazla yaklaşmadık Ucube'ye de. Güzel binalardı. Cağ kebabı yedik. Kaşar aldık. Bol miktarda. Konu komşuya hediye bir şekilde. Her şey çok güzeldi. Gerçekten her şey güzeldi. Bir de havası biraz... Bir gün içinde 5 kere hava değişti. O 2 senedir böyle devam ediyormuş galiba. Biz İstanbul'dan alışkınız aslında ama Kars'ta pek alışamadık. Her şeyden önce uyku çok rahat uyuduk. Çok güzel bir havası var. Çok temiz bir havası var. Ve insanların güler yüzü ve misafirperverliği. Gerçi bu Anadolu'nun her yerinde, vatanımın her yerinde bu güzel misafirliği görüyoruz ama Kars'ta ayrı bir güzellikti her şeyden önce. Kars bizim hayatımızda önemli bir yer edindi yani. Manevi şeyde özellikle şeyde namaz kılarken Ulu Cami'nin yanındaki camide neredeydi abi? Evliya Camii'de namaz kıldık. Yani huşu içinde namaz kıldık. Yani bir de buradaki insanlar hakikaten namaza gereken önemi veriyorlar yani. Şeydeki gibi değiller yani bizim diğer gezdiğimiz yerleri gibi değiller. Namaza daha iyi sarılıyorlar. Onu hissedebiliyorsunuz yani. O manevi atmosferi hissedebiliyorsunuz. Onun için ben İstanbul'a gittiğimde herkese tavsiye edeceğim yani. Kars'ı bir kere görsünler yani. Namaz kılmayan insanlara aslında çok şey söylemek istiyorum da benim bir sloganım var. Ey kul etme dünya nazı, kıl namazını. Sonra kılarım diyenin kılar cenaze namazını. Namaz bizim borcumuz. Namaz bizim borcumuz. Namaz Rabbimle buluştuğumuz o an. Yani bir elimizde 5 parmak vardır. Baş parmağı yok edersek elimiz hiçbir işe yaramaz. İslam'ın 5 şartı vardır. 5 şartından biri olan da namazdır. Namaz yoksa diğer amellerin hiçbir anlamı yok. Yani çok iyi insan olabilirim. Mesela bazı insanlar ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz diyor. Peygamber Efendimiz, yüceler yücesi Peygamber Efendimiz kalbi kirli miydi de sabahlara kadar namaz kılıyordu. Öyle bir duruma geldik ki ayağı şişene kadar namaz kılan peygamberin gözleri şişene kadar uyuyan bir ümmeti olduk. Ne yazık ki yani. Bu çok ciddi üstüne gidilmesi gereken bir konu. Gençlere bunu anlatmak lazım. Çünkü herkes Allah'a inanıyor ama kimse Allah'a olan sorumluluğunu yerine getirmiyor. Ve deve kuşunun kafasını kuma gömüp saklandığını zannetmesi gibi bahaneler, mazeretler uyduruyor. Okul bitsin, namaza başlayacağım. Yaz tatili namaza bitsin, namaza başlayacağım diyor. Münevver Karabulut da evlenecekti, çocukları olacaktı ama vefat etti. Barış Akarsu da daha kaset çıkaracaktı, vefat etti. Muhsin Yazıcıoğlu abimiz seçimlere katılacaktı ama vefat etti. Askere giden abi de askerden döndükten sonra belki evlenecekti ama şehit oldu. An şu andır, şu an, dünde kalmıştır. Yarın ise Rabbim'den başka hiç kimse bilemez. Geriye kalıyor bize bir takan. Şu an. Şu an ne yaptığımız ve ne yapacağımızdır önemli olan. Onun için şu anı iyi değerlendirmemiz gerekir. Ve ben iyi bir insanım, insanları seviyorum, çalışmakta ibadettir, gafletinde bulunmadan sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Nasıl bir insan... Biz bir hediye verdiğimizde teşekkür etmezse nankörlükle suçluyoruz. Bizim bu yaptığımız nankörlük değil mi o zaman? Ha? Bizim yaptığımız bu nankörlük. Düpedüz nankörlük. Bize bu dünyayı yaratan kainatı bize hizmetçi kılan Rabbime karşı bizim bir teşekkür borcumuz var. Bu teşekkürümüz bizim namazımız. Namaz, 5 vakit namaz 24 saat içinde 1 ya da 1,5 saatimizi alır. 24 saate karşılık 1 saat. Ve biz bunu veremiyoruz. Gereken önemi gösteremiyoruz. Bahaneler uyduruyoruz. Şu dizi bitsin, şu oyun bitsin, şu yemek bitsin. Hep bir bahaneler uyduruyoruz. Halbuki bizim bir teşekkür borcumuz var. Bizim teşekkürümüz şükür, şükrümüz ibadet, ibadetimiz de namaz. Bu kadar nankör olmasın insanlar. Bizi yaratan, kainatı hizmetçi olan, hizmetçi kılan Rabbime karşı bizim bir teşekkür borcumuz var. Bu teşekkür de ancak namazla giderilir.